Tam 16 gündür kayıp olan Narin Güran davasıyla ilgili önemli bir gelişmeyle uyandık. Geçtiğimiz videolardan da bahsettik. Amca Salim Güran'ın bir benzinliğe uğradığını ve bir benzinlikte ıslak mendil aldığını, murunda bir görgü tanığının olduğunu söylemiştik. Ve bu görgü tanığı bugün ortaya çıktı. Aslında Salim Gülen'in tutuklanmasındaki en büyük etken de o görgü tanıymış. Yani arabadaki DNA'lardan ziyade o görgü tanığının ifadesiymiş. Görgü tanığının ifadesinden sonra arabadaki DNA'lar araştırılmış. Kan, dışkı ve kusmukla ilgili DNA testi yapılıp bunların hepsinin Narin Güran'a ait olduğu ortaya çıkmış. Peki o görgü tanığı ne söylemiş biliyor musunuz? Çok önemli açıklamalarda bulunmuş. Bugün Halk TV Komtere'de yayınlanan haberde de net bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabi diğer basın organları da sabah gazetesi de bugün çok önemli bir haber verdi. Bunların hepsini şimdi ve bilinmeyen önemli konuları, televizyonlarda konuşulmayan konuların ve vurgulanmayan noktaları hep birlikte vurgulayacağız. Yavaş yavaş videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar çok enteresan bir olay var. 16. gün, 16 gündür 8 yaşındaki bir çocuk kayıp ve bununla ilgili çeşitli aramalar yapılıyor. Ekipler getiriliyor, yurt dışından şu getirildi, bu getirildi haberlerini duyuyoruz. Çok enteresan haberler alıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının da bu işin içine girdiğini, hatta Özgür Suriye ordusunda komutanlık yapmış, savaşmış bir adamın da menzil tarikatıyla bağ olan bir adamın da bir sivil toplum kuruluşu kurup bu ekibin içerisinde arama kurtarma faaliyeti yaptığını da duyduk. Hüdapar'la bağlantısını da duyduk. Yani köyün üzerinde, o ailenin üzerinde Hüdapar'ın, Hüzbullah'ın çok ciddi etkisinde olduğunu da duyduk. Hüdapar açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Bizimle bir bağ yoktur. Biz bir an önce çıkmasını istiyoruz. Hodri Meydan bizimle bağını ispatlayın gibi gibi bir açıklama yapmış. Çok önemli değil oralar. Ama önemli bir nokta var. Benzinlikteki ifade. Benzinlikteki kişi ortaya çıktı. Önce ismini görmemiştik. Biz amcaya da SG diyorduk ama artık ismini söyleyeceğiz. Salim Güran. Yani Nari'nin amcası Salim Güran şu an tutuklu. Kasten adam öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla tutuklu. Bunun sebebi acaba neydi dedik? Önce testler, DNA testleri, birçok konu, telefondaki mesajların silinmesi, bir saatliğine telefonun kapalı olması. Bunların hepsi önemli nedenlerdi. Ama benzinlikteki ifade çok 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 daha önemliydi. Şimdi benzinlikte çalışan, benzin istasyonunda çalışan kişinin ismi Murat Çınar Çatalca. Murat Çınar diyor ki, jandarmaya giderek şöyle bir ifade veriyor. Narin ya baygındı ya da Salim onu elleriyle boğmuş bir şekilde bataniye sarıp arabanın içinde koymuştu. Ben onu arabanın içinde gördüm diyor. Görgü tanığı. Bakın ifadesini buradan okuyorum. Bir yanlış olmasın diye. Narin ya baygın ya da salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahverenginden bir battaniye vardı. Dünkü videoda söyledik. Benzinlikteki ifadede koyu battaniye, koyu kahverengi bir battaniyeye sarılı bir şey vardı. Ne olduğunu bilmiyorum diye duymuştuk. Ama ifade yavaş yavaş ortaya çıktı. Ve ifadede çok dehşet şeyler var. Tabi bu görgü tanığı. Murat Çınar Çatalca şöyle bir şey de yapmış. Amca Salim Güran'ın Facebook'ta 15 Ağustos'ta paylaştığı paylaşımının altına şöyle yazmış. Salim Güran köyü muhtarıdır. HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrasında Narin Güran'ın annesiyle hem mesajlar hem de aramalar, arama kayıtları var. Olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra bu iç Salim Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı yakıtını da almıyor. Bir petrola giriyor, marketten ıslak mendil alıyor, kamera kayıtları alındı. Yemin ederim kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına. Benim görüntülerden hiçbir şey paylaşmamam istendi. Diyor. Yani Salim Güran'ın Facebook hesabına girip bunu yorumda yazıyor. Ve diyor ki hatta paylaşmamda delil medyaya vermekten ceza alırım denildi. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi Enes ile de görüşüyordu. Telefon kayıtlarına göre olay sonrası ve kamera kayıtlarına da ne yazık ki Narin ya baygın ya da salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahverenginde bir battaniye vardı. Muhtarı petrol çalışanları da tanıdığı için şüphe yoktu. Ayrıca muhtar telefonu kapalıydı ve iki saat sonra köye karanlıkta dönüyor. Bu sefer köye döndüğünde sanki hiçbir şeyden habersizmiş gibi davranıp ne olmuş Naren'e diye ağlamış üzüntüsü vermiştir yorumunu yapmış yani gitmiş Salim Gülen'in e, Facebook paylaşımına bu tarz bir açıklama yazmış. Bu tabii ki kimin iddiası Murat Çınar Çatalca'nın iddiası. Şimdi görgü Tanı bir tek o var. Enteresan yani işin içinde şu şuna dikkat çekmiş. Annesiyle Salim görüşüyordu o mesajlar onun için silindi diyor. Aslında sosyal medyadaki yaygın, yaygın kanaat de bu yönde. Annesiyle amcasının acaba bir ilişkisi vardı da Narin bunu gördü. Yani görmemesi gereken bir şey gördüğü için mi hayatına son verildi? Çünkü annenin çelişkili açıklamaları var. Burada biz annesine bu iftira atmıyoruz. Yani annesi böyle bir şey kesin yapmıştır değil. Görgü tanığının yorumu ve sosyal medyadaki yorumlar ve soru işaretleri. Aslında soru soruyoruz. Yani anne ilk amca köyde değildi diyor. Sonra ise benim kafam çok karışmıştı. Ben o ara unutmuştum. Amca köydeydi. Narin de onun yanında beraber oynuyorlardı. Ben şarteli açmayı, dinamonun şartelini açmaya gitmiştim. Bunların toplamına baktığınız zaman karşımızda şöyle bir tablo çıkıyor. Narin gerçekten bir yasak aşkın mı kurbanıydı? Ya da Narin görmemesi gereken bir şey gördü, gizli bir şey ve bunu söyler diye korktukları için mi kız ortadan kaldırdılar? Yoksa sapıklar tarafından kız istismar edildi ve daha sonra öldürüldü mü? Çok fazla soru işareti var ama çok ilginç şeyler de oluyor. Tam 16 gün. 15 gün yani dünden bu yana, bugünü saymasak 15 gündür araştırılıyor. Jandarmalar orada özel ekipler Ankara'dan gitti. Yok yurt dışından böyle ekip getirildi falan diye haberler okuyoruz. Ama soruşturma tümünden değişti. Ve aramaya, incelemeye sıfırdan başlanma kararı alındı. Ankara'dan yeni ekip gönderildi. Yeni uzman ekipler getirildi. Ve sıfırdan tekrar araştırma yapılıyor. Peki hani kısacası daha doğrusu vahim olan konu 15 günlük soruşturma neredeyse çöpe gitti. Ve bugün yeniden başlandı. Yeniden yeni bir yol haritası çizildi ve yeniden ilerleniyor. Dün de söyledik. İlk köy evleri aranması gerekirken neden şu ana kadar aranmadı? Bu önemli bir konuydu. Ama buna çok fazla eğilmedi. Tabi bunlar bizim sorularımız. Diğer konular da var. Mesela Özgür Suriye ordusuna ait olan ve bir tarikatla bağ olan Sivil toplum kuruluşu yöneticisi güya. Bu ekipler köyde arama yaparken, narin aramasına hızlıca gelip katılırken, peki ya bu neydi belirsiz insanlar, sözde sivil toplum kuruluşu yöneticileri, delil karartmış olamaz mı? Amcanın siyasi ve böyle yapılarda çok güçlü olduğu söyleniyor. Arkasında güçlü bir bağın olduğunu, ekonomik olarak da güçlü olduğu söyleniyor. Tam olarak bilmiyoruz, böyle iddialar var. Amcaya yardım edip o delilleri ortadan kaldırmış olamazlar mı? Bunların hepsi düşünülmeli. Bence devlet çok daha fazla saçma sapan insanları bu işin içine bulaştırmaması gerekiyordu kolluk kuvvetleri. Şimdi şöyle bir şey var bir de. O iki saatlik hani diyorlar ya işte iki saatlik ya da bir saatlik bir kayıp var. Yani telefon neden kapalıydı o süreç içerisinde? Amca Salim Güran telefonun kapalı olma sebebi. Uzmanlara göre Android telefon kullandığı için eğer telefonu kapatmasaydı Google haritalardan Nereye gittiğini adım adım takip edebilip bulabilirdik. Amca bunu bulmayalım diye kapattırdı deniliyor. Şimdi kapattı telefonu diyor. Şimdi bu adam bunu kapattıysa, eğer bu adam bir köyde yaşayan, çok da böyle teknolojiyi bu kadar da iyi bilmeyen bir adamsa, öyle varsayalım. Buna bu aklı veren biri var. Net. Onu kapatman gerekiyor diyen, yani. yani bunun bir suç ortağı da var. Bu işlerden anlayan bir suç ortağının olduğu söylenebilir. Ee, sadece HTS kayıtları, işte telefonun açık olduğu süreçte bulunma yerleri okey ama Google haritalarda her yeri kaydettiği için burada bulunmasın, bu güzergah net olarak ortaya çıkmasın diye telefonun kapatıldığı iddia ediliyor. Bunun üzerine de araştırmalar yapılıyor. Uzmanların görüşü bu yönde. Uzmanların görüşü bu yönde olduğu için bizim de aklımıza şu geliyor. Telefon açık olmamasını ve bu tarz iz bırakmaması için onu kim uyardı? İşte bu da telefon dökümlerinde belki ortaya çıkacak. Telefon dökümlerinin bir an önce çıkması lazım. WhatsApp yazışmalarındaki gerekli devlet zaten WhatsApp'a yazsa muhtemelen o yazışmaları da geri alır. adli bir vaka olduğu için. Yani WhatsApp görüşmeleri net bir şekilde ortaya çıkmalı. WhatsApp'ta kimlerle görüşmüş? Yani Murat Çınar Çatalca benzin istasyonundaki görgü tanığı istasyon çalışanı şöyle diyor ya anneyle de yazışması var. Aynı zamanda kardeşi Enes'le de bir bağlantısı var amcanın. Ya bağlantı olabilir zaten amcası okey. Ama ne tür bir bağlantı? Olumsuz yani bir iş ortaklığı mı? Bu arada abi de ortada yok. Yani ya sanki e, Türkiye bu kızı arıyor aile aramıyor gibi. Aile çıkıp çatır çatır konuşmalı. Görgü tanıkları konuşmalı. Şimdi bizden çok şey sinirlenmiyor muyuz? Ya bu köy neden konuşmuyor? Bu köy neden bangır bangır bağırmıyor? Yani bugün susarsanız yarın sıza, sıra size gelebilir. Neden susuyorsunuz? Ama ben size oranın sosyolojisini anlatayım. Şimdi ben de Güneydoğu Anadolu bölgesinde doğmuş büyümüş biriyim. Urfalıyım. Oralarda şöyle bir şey var. Şahitlik etmekten korkarsınız. Görgü tanı olsanız bile. Eğer şahitlik yaparsanız yarın olabilir ki bu olaylar durulur. Başınıza gelir. Yani başınıza üşürler. Ve size orayı zindan ederler, dar ederler o korkudan yani gelecek kaygısı, ölüm korkusu, çocuklarının kaygısı, aile aile kaygıları falan ortaya girdiği için insanlar konuşmamayı tercih ediyor. İşte burada iş kolluk kuvvetlerine ve devlete düşüyor. Devlet o güveni, onları koruma, onları kollama güvenini verirse herkes öter. O güveni vermesi gerekiyor devletin. Çünkü o bölgeleri çok iyi biliyoruz. Sadece bu bölge değil, Türkiye'de, İstanbul'da bile bir olay yaşanıyor, bir dava oluyorsunuz, bir dava yaşıyorsunuz, bir olay yaşıyorsunuz, dava açıyorsunuz. Arkadaşımız bile işte şahitlik etmiyor yüzde yüz görmesine rağmen. Hayır yarın başım ağrımasın, şimdi bu adam benim yanıma gelir, ben mahkemelerde ne işim var karakollarda adliyede. Ama bugün Gördüğünüz, şahitlik ettiğiniz doğruları, gerçekleri anlatmazsanız yarın başınıza geldiğinde kimse sizin için de kıllı kıpırdatmaz. Bunu unutmayın. Ben yani dediğim gibi devlet onlara o güveni verirse ve bir iki kişiyle çıkıp konuşursa gerisi gerisi çorap söküğü gibi gelir. O tür e, kapalı aile yapılarında, çünkü köyün hepsi akraba, o tür yapılarda söz çok dışarıya çıkmaz. Herkes içeride konuşur. Evin içinde her entrika konuşulur. Bütün olaylar konuşulur ama dışarıda susar herkes. Benden bilmesinler. Yüzde yüz eminse bile. Benden duymasınlar. Buna çok dikkat ediyorlar. Maalesef bana göre bu ahlaksızlık ve vicdansızlıktır. Yani sus, bile bile susan kişi adidir, şerefsizdir, ahlaksızdır. Bile bile susuyorsa. Ama unutmayın ki şöyle bir söz vardır. Susma, sustukça sıra sana gelecek diye. Eğer susarsanız yarın başınıza da gelebilir. Bu tür olaylar onun için dikkatli olmak lazım. Dün ne yaptılar? Özel bir ekip getirdiler mahalleye mezarlığına yer altı görüntüleme cihazıyla görüntüledi. Özellikle yeni e, mezarlıklara baktılar. Oraya koymuş olabilirlerdi. Orada da bir şey bulunamadı. Seviniyor muyuz? Üzülüyor muyuz? Bilemiyoruz. Yani inşallah yaşıyordur diyeceğiz ama yaşa yaşaması için de yaşam kaynağının olabileceği bir yerde olması gerekiyor. Yani bir ailenin bir evin yanında yemeğini, suyunu falan verebilecek kapasite olması lazım. Eğer bunu almamışsa zaten daha başında bir yerdeyse esir tutulmuşsa e, ve yemek su verilmiyorsa da bu kadar zaman dayanma olasılığı da sıfıra yakın. Ee, diğer taraftan, eğer ölmüşse de cesedinin bir an önce bulunup e, faillerinin de ağır bir şekilde yargılanmaları gerekiyor. Şimdi yorumlarda çok şey geliyor. Ya zaten arka kapıdan bırakırlar. Zaten 3 ay 5 ay yatar çıkar. Maalesef. Maalesef. Aflar tecavüzcülere, ahlaksızlara, uyuşturucu tacirlerine sık sık aflar çıkıyor. Ve bunlar tekrar maalesef toplumun içinde yer alıyor. Kadın öldürüyor adam. Giriyor hapse. Af veriliyor. Denetim serbestlik veriliyor. Çıkıyor. Biz birini daha öldürüyor. Ya da kadını yaralamaktan, ağır yaralamaktan içeriye giriyor. Çıkarılıyor. Çıkarıldıktan sonra gelip kadını öldürüyor falan. Yani böyle saçma sapan şeyler çok görüyoruz. Ülkede bu adalet dengesinin de sisteminin de tam oturması lazım. Bugün 16. gün. 8 yaşındaki çocuk hala ortada yok. Sağ mı? Ölü mü, Bilmiyoruz. Net bir bilgi yok. Ee, amca içeride bir türlü konuşturulamıyor muhtemelen ve bir ifade yok. Görgü tanıklar var, görgü tanığı var. Görgü tanığı da amcanın e, öldürdüğüne dair. Konuşuyor, kafalar karışık, vicdanlar paramparça. Bütün Türkiye tek yürek olmuş, kızdan gelecek güzel haberi beklerken, bunun için dualar ederken maalesef kızın yaşadığı, kaybolduğu köy halkı sessizliğini korumaya devam ediyor. Üç maymunu oynamaya devam ediyorlar. Dediğimiz gibi eğer bugün susarsanız yarın sizin başınıza gelir ve sizin için de susanlar olur. Eğer hakkınızın korunmasını, savunulmasını daha temiz bir köy, daha temiz bir yaşam alanı istiyorsanız katilleri söyleyeceksiniz ki, şerefsiz, hadsiz insanları anlatacaksınız ki, ifşa edeceksiniz ki onlar temizlensin, köyünüz ya da mahalleniz berrak, temiz insanlar, ahlaklı insanlarla dolsun. Evet, Narin Güran davasını takip etmeye devam edeceğiz. An be an gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Teyit ettirdikten sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere.